Arkadaşlar selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım aracım, uzun süredir beklemekte olduğumuz elektrikli transitler. Artık elektrikli araçlar hayatımıza girdi. Ford tarafında da ilk bu işi yapacak olan araç elektrikli transit, full elektrikli transit aracımız artık gelmeye başladı. Arkamda görmüş olduğunuz aracı size tanıtacağım. Elektrikli transit araçların dizel motorlu araçlara göre faydaları, farkları bunlar neler? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Onun haricinde elektrikli araçlarda hangi özellikler geliyor, kaç paket var, seri stratejisi nedir ve araç özellikleri nedir bunları size diliminde önünce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bizim de heyecanlı olduğumuz bir konu çünkü elektrikli araçlar yeni dünyamızın değişmez parçaları olmaya başladı. Binek segmentinde birçok araç var ama elektrikli ticari segmentinde Ford bu işi ilk yapan firma oldu. Satış süreci nasıl ilerliyor? Bir müşterimiz bir elektrikli araç almak istediğinde direkt biz buyurun aracınız bu şeklinde teslimat yapamıyoruz. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Çünkü bu biliyorsunuz elektrikli araçlar için şarj istasyonları, şarj ünitelerinin kurulması gerekiyor ve bu da bir süreç. Bu süreç nasıl ilerliyor? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Aslında bu video ilk başta şu oldu. Artık elektrikli araçlar hayatımızda ve bayilerde bulabilecek miyiz? Bunlarla ilgili hızlıca bir bilgi vermek istedim sizlere. Trafikte transit bir araç gördünüz. Bunun elektrikli olup olmadığını nereden anlarsınız? Dışa baktığınızda şurada görmüş olduğunuz gibi turkuaz renkli ön panjurumuz var. Ön panjura anlayabilirsiniz bu aracın elektrikli olup olmadığını. Ve şurada ön panjurun ortasında yer alan e-transit logosu var. Ayrıca açılabilir bir şarj ünitesi soketi var. Bunları daha yakından sizlere göstermiş olacağım. Arkadaşlar isterseniz aracın dışını, yanını, arkasını bir görelim. Daha sonra da araç içerisine geçelim. Onlarla ilgili detaylı bilgi vermeye devam edeyim sizlere. Şimdi önce aracın önünden başlayalım arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi bizi gündüz LED farları karşılıyor. Şurayı açtım hemen. Önce burayı göstereyim sizlere. Burası aracımızın şarj ünitesi. 68 kWh bir batarya sahip e-transit araçlarımız. Bizim şu an AC şarjda, yani normal şarjda yapabileceğimiz şarj 11 kW'a kadar destek verebiliyor arkadaşlar. Ama DC şarj özelliği de mevcut. Buradan da şarj ettiğimizde çok daha yüksek hızlara çıkıyor ve yaklaşık %15'ten %80'e 34 dakikalık bir sürede bu aracın şarjını doldurmuş olabiliyor. AC şarjdaki olay, bu araç AC şarja, yani normal kamuya açık alanlarda taktığınızda yaklaşık 8 saat bir süreçte 0'dan 100'e kadar bataryayı doldurabiliyor. Peki en çok sorulan soru, bunun maliyeti bize nedir? Dizel araçlara göre AC şarj, yani hızlı şarjdan bahsetmiyorum. Şöyle göstermiş olayım. Eğer ikisi birden takılan bir soket varsa DC şarj oluyor arkadaşlar. Şunu kapattık. Sadece buraya taktığım soket ise AC şarj oluyor. Sadece buraya takılan soketten şarj ettiğinizde 8 saatte oluyor ve bunun maliyeti yaklaşık dizel araca göre 5'te 1 gibi düşünebilirsiniz. Yakıt tüketimleri konusundan inanılmaz avantajlı olacak. Aynı zamanda tabii ki bunun yanında bakım maliyetleri de var. Aracı böyle önden göstermiş oldum sizlere. Bakım maliyeti demişken hemen şu konuda da bilgi vereyim sizlere. Bu aracın 8 yıl 160 bin kilometrelik batarya garantisi var. Batarya garantisi nedir? Elektrik motoru, bataryası ve diğer özelliklerinin hepsini kapsayan bir garantisi var. Onun haricinde yine araç için 3 yıl sınırsız kilometre garantisi mevcut. Şimdi yan tarafa doğru yavaşça yavaş geçelim. Aracın ön sis farları, ön park sensörleri mevcut. Aynı zamanda yan park sensörleri de var. Çoğu transitimizde yan park sensörü yoktur. Şurada görmüş olduğunuz gibi transitlerde çok da alışık olmadığımız bir çıkıntı var. Bu da 360 kamera ile alakalı. Burada yine bir kameramız mevcut arkadaşlar. Şimdi araç içinden de göstereceğim sizlere. Gerçekten çok güzel bir görüntü almamızı ve aktarmamızı sağlıyor. Şimdi hazır gelmişken yolcu tarafının şurada bir şey göstermek istiyorum sizlere. Şurada bir vida var. Bu vidanın ne olduğunu araç ön kaputunu açtığımda göstereceğim sizlere. Hadi gelmişken söyleyelim. O öndeki stepme tekeri bu aracın arkasında değil, önünde. Önünde stepme tekerini indirebilmek için onu kullanmanız gerekiyor. Şimdi hoş geldin transit. Açalım bakalım içerisini. İçi görmüş olduğunuz gibi iki tane
Hatta 4 tane güzel beyaz led aydınlatmalar mevcut. Bu aracın içerisindeki her şeyi çok daha net görünmesini sağlıyor bizler için. Şurada bir soketimiz var. Bu soketimiz de şu işe yarıyor arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım şöyle. Ford araçlarda bir uygulama var. Dünyada kullanılan Ford Connect uygulaması. Şu an Türkiye pazarında aktif değil ama yakın zamanda bu da aktif olacak. Onunla alakalı bir aslında altyapı çalışması gibi düşünebilirsiniz. Bu balık sırtı anteni diyeyim sizlere. Ön taraf diğer transferde olduğu gibi sert bir mukavva gibi düşünebilirsiniz. Ama yine tabii koruyucu bir panel var. Zeminde normalde bizim böyle gelmiyor araçlarımız. Zeminlerimiz düz geliyor ve metal geliyor. Ama bunda koruyucu bir kaplama mevcut. Zaten aracın bataryası da kaplama metal ve alt tarafında. Arka taraftan da göstereceğim. Normal transferimize göre şöyle biraz geri geleyim. Araç daha yüksektir. Yükleme yüksekliği daha fazladır. Çünkü alt tarafta batarya ve muhafaza katmanları mevcut. Böyle göstermiş olayım tekrar için sizlere. Normal 11 metreküp. Bizim 350 Evan diye en çok gördüğümüz, sattığımız araçlar. Aynı zamanda araç elektrik motorları arkada. Onu da göstereceğim. Arkada olduğu için araç arkadan iter bir araç. Şöyle yanını kapattım. Gerçekten ticaretin geleceği Ford'la yazılıyor arkadaşlar. Şöyle arka tarafına doğru geçtik. Bu araç deluxe paket bir araç. Normalde Trend paketleri de olacağını biliyoruz. Deluxe pakette full paket gibi düşünebilirsiniz aslında. Kısaca özet geçmek gerekirse. Trafikte gördüğünüz transit aracın e-transit olup olmadığını anlayabileceğiniz yerlerden biri de görmüş olduğunuz gibi e-transit logomuz. Arka tarafı açtık. Alışkın olduğumuz bir Ford arka yükleme kapağı. Aynı zamanda tam açtığımızda bazı kargo araçlarında olduğu gibi şöyle açabiliyorsunuz. Şöyle geniş açıdan alayım. Aynı zamanda mıknatısı var ve kendini sabitleyebiliyor. Şöyle kapattık. Şöyle yırladık. Şimdi bunu aynı şekilde yaptık. Biz transfer aracımızda bir iş yapmaya gittik. Bir mobilya işi yapıyoruz ve bize daha fazla aydınlık alan gerekiyor. Bir şey kesip biçeceğiz. Bununla alakalı nasıl yapabiliriz? Şurada harici jeneratörümüz var. Harici jeneratörümüzde şöyle göstermiş olayım sizlere. Normal Türkiye'de kullanılan 220 voltluk prizler mevcut. 2 tane. Bunları kullanabiliyorsunuz. Matkabımızı, kesicimizi buraya taktık. Masamızı koyduk. Bir şeyler kesip doğrayacağız, biçeceğiz. Ama yeterince aydınlığımız yok. Hemen şurada Ford bunu düşünmüş. Bastık. Görmüş olduğunuz gibi led bir lamba yandı. Hem matkabımızın, desteremizin enerjisini araçtan aldık hem de aydınlığını araçtan aldık. Artık dünya buralara gidiyor. Yani artık araçta insanlar daha fazla vakit geçirdiği için bütün özellikler araçlarda düşünülüyor. Detaylı incelenip sık dokunuluyor diyelim. LED lambanın orada aynı zamanda yine bir geri görüş kamerası mevcut. Onunla göstermiş olalım. Şimdi şöyle aracın ön tarafına doğru geçeyim. Daha sonra aracın motor kısmını, daha doğrusu inventörünü, daha sonra aracın iç özelliklerinden bahsetmiş olacağım arkadaşlar sizlere. Görmüş olduğunuz gibi ön kaput kısmını açtık. Kaput kısmını açtığımızda dizel motorlardan alışkın olduğumuz büyük hantal bir motor yok. Onun yerine görmüş olduğunuz gibi klima kompresör üniteleri ve inverter sistemi mevcut. Aracı şarj ettik. Şarj ettikten sonra bataryaları çevirmesi gerekiyor. Bunlarla alakalı sistemler mevcut. Klima kompresör üniteleri, işte kutup başları var. Tabii ki yolda kaldığında bir yeri şarj etmek için kullanılabilecek kutup başları var. Fren pompası, direksiyon pompası gibi materyaller burada yer alıyor. Şimdi bir de aracın sizlere yedek lastiğini göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi transit aracımızın yedek lastiği artık arkada değil, ön tarafta stepnesi. Şimdi aracın arka tarafındayım. Arka tarafında da size elektrik motorlarını göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi bataryadan gelen gücü elektrik motorları arka tekerlere aktarıyor. Arka tekerlerdeki farkı da söyleyeyim. Önceden bizim transit araçlarımızda makas vardı. Artık bu gerçek değişti ve bağımsız süspansiyonlar mevcut. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri de muhtemelen şu olacaktır. Biz bu araçta ne kadar yük taşıyabiliriz? Gövde tiplerine göre seçenekler değişiyor ama panelvanlarda maksimum taşıyabileceğimiz yük
1 ton 600 kilogram olurken kamyonetlerde taşıyacağımız yük 1 ton 900 kilo gibi düşünülüyor. Açıklama bu şekildeydi. Şimdi de yan tarafını açtım sizlere. Burada da aracın Kiriko Bijon anahtarı var. Burada bütün malzemeler yer alıyor. Buradan alacağınız malzemelerle görmüş olduğunuz gibi ön lastiği hissetmeyi sökebileceğiniz şu vida ile birlikte söküp lastiği indiriyorsunuz ve değişimini gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi bir de aracın içerisine geçelim. Bu 360 kamera nedir? Büyük bir 12 inçlik dokunmatik ekranımız var. Aracın şarj ünitesi nedir? Hızlanması nasıldır? Bunlara bir bakalım. Arkadaşlar aracın içerisindeyiz. Şimdi aracın içerisinde tanıtmış olayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemlerinin mevcut olduğu anahtarları da göstermiş oldum sizlere. Şimdi vites yok. Onun yerine döner vites bir topuzumuz mevcut arkadaşlar. Kapımızı kapattık. Frenimize bastık. Anahtarlar içeride. Normal artık anahtarla çalıştırma olmadığı için kontak anahtarımız yok. Onun yerine şöyle bastığımızda şu an araca güç verdim. Yani artık transit aracımız şu an çalışıyor. Hiçbir motor sesi yok. Sadece küçük bir elektrik akım sesi gibi bir ses var. Belki duymuşsunuzdur onu. Şu an aracımız harekete hazır bir durumda. Ekranı tanıtayım sizlere. Ekrandan sonra da aracın diğer kullanım koşulları ile alakalı birkaç konuda bahsetmiş olacağım. Aslında en detay ve konuşulması gereken konu da ekran olabilir. 12.4 inçlik büyük bir ekranımız mevcut transit araçlarımızda. Şöyle yapalım. Şimdi bu aracımızda kullanılan ekranda tabii ki navigasyon standart dahili özelliğinden özelliği kullanılan özelliği. Şimdi ses sistemi bildiğimiz klasik ses sistemi açtık kapattık bastık kapandı. Size en çok beni heyecanlandıran kısım 360 kamera. Bastım 360 kameraya. Şimdi aracın burada bir görüntüsünü çıkarttı ve etrafındaki alanın görüntüsünü çıkarttı. Benim hemen kenarımda şurada görmüş olduğunuz gibi bir kolon var. Şurada da hemen o kolonu göstermiş oldu. Ön kamera açıldı. Şimdi ayağın fren pedalında geriye aldım. Geri vitese takar takmaz görmüş olduğunuz gibi hem bir sesli uyarı başladı hem de anında geriyi göstermiş oldu. Arkadaşlar araç gerçekten gücü ve performansı çok yüksek. Kullanımı çok kolay olan bir araç değil. Gerçekten ciddi eğitimlerden geçmek gerekiyor. Bu aracı kullanacakların inanın çok fazla eğitim alması gerekiyor. Şu an mesela direksiyon çok rahat, yumuşak çünkü direksiyon pompası devreye girdi. Normalde dizel motor olsaydı sesini duyduğum için ona göre hamle yapardım. Ama şu an araç gerçekten çalışıyor. İstediğim gibi hamle yapabiliyorum. Çok kolayca ve rahatça dönebiliyor. Aracı çalıştırdığımda şurada gösterge panelinde read yazıyor. Read hazır anlamına geliyor zaten ve araç şu an harekete hazır. Şurada vites topuzum. Biraz önce basmıştım. R'ye aldım. Boşa aldım. D'ye aldım. Şu an öne doğru gitmek için her şey hazır konumda. N, boş ve P. L tuşum var. L tuşum ne işe yarar? Bu L tuşunun en çok kullanılan aşama şu. Ben bu araçta rampa aşağı ineceğim ve sürekli dur kalk trafiğindeyim. Bastığım anda rejeneratif enerjiyi geri kazanma sistemi artıyor. Yani aracın bataryasını basmış, yani rejeneratif kinetik enerjiyi kullanarak %10 daha fazla, daha kolay şekilde aracın bataryasını doldurmuş oluyor. L aktivasyon tuşuna bastığımda. Tekrar P'ye alalım. Şimdi ekranımızda telefon eşleştirme, araç özellikleri, sürüş modları, 3 farklı sürüş modu var. Ekonomik, normal ve kargo olarak kullanılabiliyorsunuz. Arkada biraz önce yardımcı jeneratörü göstermiştim. Buradan prizleri açıp kapatabiliyorum. Şu an kapattım. Hiçbir prizin çalışmasını istemiyorum. Veya açık olduğunda ne kadar kullandığını, ne kadar volt tükettiğini görebiliyorum. Kalkış ve konforda ben günlere aracın şeyini bölebiliyorum. Örnek veriyorum. Pazartesi ben sabah 9'da hareket ediyorum her sabah. Pazartesi saat 9'da ben aracıma geldiğimde aracın içerisi sıcak olsun, orta olsun gibi böyle kullanılabilecek birçok özellik de mevcut. Şimdi geri geldim. Tekrar devam ediyorum buradan. Şarj ayarladı. Aracım şu an %77 şarjı var. Bunun
doluluk oranını buradan da görebiliyorum. Yine şuradan normal transitlerden bizim alışkın olduğumuz bir ekran var. Gösterge paneli var. Buradan da görebiliyorum. Şimdi buradaki ekranı da size hemen anlatayım. Bu şu an aracın çalıştığını gösteren ve ne kadar güç harcayacağımızı gösteren ibre burası. Devir saati gibi düşünebilirsiniz. Diğer taraf yaptığımız hızı ve limiti gösteriyor. Alt taraftakiler nedir? Sağ taraftaki şu an aracın bataryadan aldığı gücün ne kadarını motora aktarabiliyor, elektrik motoruna aktarabiliyor. Bu onu gösteriyor. Diğeri de aracın deposu gibi düşünün, ne kadar bataryasının olup olmadığını oradan gösteriyor. Şimdi bu araçta koltuk ısıtma var. Koltuk ısıtmayı açıp azaltabiliyorum. Onun haricinde ön cam ısıtma var. İşte iklimlendirme seçenekleri var. İçeriği nasıl iklimlendireceğim şeklinde. Farklı uygulamalar var. Telefonunuzda uygulamaları Apple CarPlay, Android Auto'yu kurup kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Böyle özellikleri mevcut. Onun haricinde şurada ayarlara girelim. Navigasyon, telefon ekleme, araç bağlantı özellikleri, update özellikleri hepsi mevcut. Ama en çok kullanılan yer yine şurada görmüş olduğunuz araç özellikleri, şarj sistemi gibi özellikler oluyor arkadaşlar. Şurası zaten biraz önce bahsettiğim klima ünitesi. Yüzüme gelsin, ön cama gelsin gibi özellikler. Şimdilik araç içerisinden paylaşacaklarım ve aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Devam edeceğiz. Arkadaşlar son olarak araçla alakalı şöyle bir ileri doğru bir hamle yapalım. Bir tekrardan çalıştıralım. Nasıl çalıştığını görelim. Geldim. Herhangi bir bütün ibrelerim aşağıda. Sadece tek tuş. Bastım. Aracım uyandı. Şu an gitmeye hazır. İnanın. Şöyle çıkartayım telefonu. Hiçbir ses yok araçta. Hiçbir ses yok. Sadece klima yönetimi sesi var. Şimdi artık şeyi anlatmıyorum. Otomatik yağmur far sensörü, aynalar katlanır, kararır. İşte onlardan hiç bahsetmiyorum artık sizlere arkadaşlar. Çünkü bu araçta bahsedecek işte adaptif hız kontrolünden şerit takibe kadar her şey var arkadaşlar. En dolu paket araçtan kastım buydu. Şimdi hazırsanız bir adım ileri gidelim. D'ye getirdim. El frenimi indirdim. El frenim devre dışı. Şu an sadece şunu yapacağım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. Ayağım frenle. Sadece bir kez frenden ayağımı yavaşça kaldırıp tekrar basacağım. Yani aracın ivmelenmesini şöyle gösterebilirim. Sadece ayağımı frenden kaldırıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde gaza basmıyorum. Gaza bastığımda neler olacağını sizler bile tahmin edemeyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi çok atik, çok hızlı ivmelenebilen, torku ve beygiri çok yüksek olan bir araç. Aracın daha detaylı videolarını sizlerle paylaşacağım. Şimdilik gelmişken sıcağı sıcağına böyle bir video çekmek ve paylaşmak istedim. Umarım yakın tarihte ve zamanda test sürüşü de yapmış oluruz bununla alakalı. Yine sorularınız olursa yorum kısmına yazarsınız. Abone olup takip edersiniz. Bu tarz Ford'da araçlarla alakalı elinden gelince bilgileri size aktarma konusunda destek olmak istiyorum. Onun haricinde şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi aklınıza takılan olan bir şey olursa yorum kısmına seve seve cevaplarım. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim. Umarım herkesin istediği gibi bir araca sahip olur diyelim. Görüşmek üzere.